Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Ben Timur Akkurt. Ne haber Timur abi? İyi Onurcuğum, ama seninkiler beni pek sevmiyorlar. Hep sen yalnız yap diyorlar. Yok, bir guru. Hepsinden bahsetmeyelim. Bir o kadar da birlikte yapalım. Evet, yapalım. İşte bu sefer idare edecek sevmeyenler. Yani sana çok kilit bir soru soracağım. Sor bakalım. Bu kombinasyondur, permütasyondur hatırlar mısın? Çok hatırlamıyorum açıkçası. Ben iyi oldu. Çünkü dizmişsin, şimdi misafirliğe geldim sana. Böyle hepsini dizmişsin. Misafirliği mi kaldı lan? Ne yapıyoruz lan bunlarla şimdi? Ha, bunlarla aslında bir kısmıyla bir şeyler yaptık ama hiç dokunmadıklarımız da var. Galaxy Tepes mesela. Aynen, hiç dokunmadık. Daha onu ayrıca inceleyeceğiz. Şu Zenfone'u yaptık. Bir ek yapıyoruz biz. Onu sen ayrıca... Hafif sanki bir Lumia'yı andırmış bana ama. Sadece Lumia mı? Bu HTC One'a çok aynen, benziyor. Aynen, arkadan HTC One. Aynen, boyuttan bir Lumia bununla ilgili görmüş. Senin video ayrı olur. Bu arada şimdi bunu da şeye postalıyoruz. Kime? İzmir'e atarlar. O zaten bunları görse eli ayağı boşalır herhalde. Yani ama suç da bizim değil yani, ne yapalım. Yani, İzmirli ol diye ben mi söyleyeyim? İstanbul'a geldi de biz mi vermedik? Aynen öyle. Bu geçen gün lansman yapılan... Canlı yayında seninle bağlantı. Yalnız bak az evvel onu HTC dedin. Bu da sanki hafiften Xperia Z2 artı T50. Artı T50 şöyle ortak bir ürün gibi olmuş. Bunları yakın planlarını da sonra bunları gösteririz. Bunları aynen bir daha aynı zaten çekiştiririz. Bunu zaten ayrıca bağımsız izleyeceksiniz. Yani geriye iki tane cihaz kalıyor. T50 ve General Mobile Discovery 2. Bugün bunların karşılaştırmalarını yapıyoruz. Aynen. Özelliklerini az buçuk yapacağız, anlatacağız. Ondan sonra birbirleriyle olan farklarına bakacağız. Şimdi çok fazla soruldu, çok fazla istendi. Bu ikisinin çünkü fiyatları hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın oldukları için. Bu 699 TL. Bu da 888 lira. General Mobile Discovery 2. Şimdi sen mi başlarsın, ben mi başlarım? Ben hadi gireyim. Tamam. 5 inçlik bir ekrana sahip. Bu da 5 inç. Boyutlar aynı. Bu böyle 1280'e 720. Yani HD ready. Aynen bu HD. Bu da Full HD. Yani 1900 kaça? 1080p. 1920'ye 1080p. Bir cihaz. İstersen biraz tasarımdan girelim abi. Sadece evet. Şöyle... Hani yara bandına benzetildi ya Samsung'un. Aynen. S5'in arkası. Yanımızda Samsung'un tapesi var. Bu yara bandı. Bu bayağı bildiğin... Bunu direkt Ctrl T'ye basıp genişletmişler. Bu olmuş. Bu olmuş. İşte ya da daha doğrusu bunun tersini böyle küçültmüşler. Buna dönüşmüş. Arka kapağı bence Samsung Galaxy S5'i fazlasıyla andırıyor. Yan kısmı da Samsung Galaxy Note 3'ü fazlasıyla andırıyor. Şık bir cihaz, ona bir lafım yok şahsen ama belki biraz daha özgün bir tasarıma sahip olabilirmiş. Ama şöyle bir şey, yani ben ilk böyle lansmanda ben yoktum burada. Bizim Taylan gitti biliyorsun, sen de oradaydın. İlk lansmanda hadi be dedim böyle. Ama telefon gelince de dedim, o kadar da kötü durmuyormuş. Dokusu kötü değil, dokusu güzel. Yani öyle ucuz gözükmüyor. Aynen, ucuz gözükmüyor. Mesela hemen şurada General Mobile Discovery'nin birinci versiyonu var. Ona oranla arasında dağlar kadar fark var. Yani o açıkça söylenir. Aynen öyle, kalite hani, farkı var yani. Kalite farkını hissediyorsunuz o bağlamda ama sanki S5'e biraz benzemesi benim için bir negatif şey. Değil mi? Başka türlü bir şey de bulabilirlerdi yani. Aynen. T50'ye ne diyorsun abi? T50 Sony Xperia Z2. Arkası hoş olmuş. Bu şık. Yani ben aynen bayağı beğeniyorum ve kullandığım bir telefon şu an. Bayağı aktif şekilde. T50'ye benziyor. Sony Xperia Z2. Abi bir şeye de benziyor. Aynen. Huawei Aspen P8. Ascent miydi? Artı Xiaomi Elif E7. Yani General Mobile Discovery Elite. Elit modele de benziyor. Yani evet. Bu köşeleri düz, yukarıdan ve aşağıdan bombeli. Şey kavis var iki aynen tarafta da. Ama şık yani görünüş. Tabii yani bence hoş olmuş. Ama arka kısmı benim içerisinde daha çok hoşuma gitti. Şöyle hani bir ışığa tutulduğunda arkada evet bir tane daha farklı bir dokudan bahsedebiliriz. Parlama falan gibi böyle. Şimdi hazır böyle dış görünüşü görmüşken şunu soracağım. Şimdi S5'in kamerası kare bir tasarıma sahip. Dolayısıyla Discovery 2'de de bu kare tasarımdan kullanmışlar. Bu Z1'deki gibi. Aynen, biraz daha yuvarlak, küçük bir kamera yapmışlar. Peki abi, sence Discovery 2'nin böyle kamerasının büyük olması fotoğraf kalitesini de o kadar etkilemiş mi? Etkilememiş. Yoksa T50'deki daha mı? Tamamen ters orantılı onun performansı o konuda. Yani şöyle çok net söyleyeyim, T50 ile Discovery 2 arasındaki fotoğraf kalite farkı tartışılmaz, çok artı bu tarafta. Ki zaten sen de hani senin mesleğin şimdi sana da burada cihaz 60 gibi olması da megapikselin yüksek olması iyi olacağı garantisi yok anlamına yani gelmiyor. Orada lens ve sensör. Sensör asıl buradaki sıkıntı bence sensörle alakalı.
mesela General Mobile'de fotoğraf çektiğinizde çok değişik sulubaya çalışmaları elde ediyorsunuz. Yani bayağı elinle yapsan yapamazsın. Bayağı bir ressam var. Bayağı hele karanlıkta ışık duyarlılığı hiç tartışmasız. Hani kibar olmaya çalışıyorum. Bir şeyler. 13 megapiksellik bir kamerası var ama TL'yi burada tek geçiyoruz. Evet, fotoğrafta çok büyük fark atıyor kesin. Selfie'de 5 megapiksellik bir kamera varken 2 megapiksellik 2 megapiksel. Ama gene bir sensör farkı var. Sensör farkı var. Yani kamerada o zaman şöyle diyelim. Tasarımda hangisi eşit diyelim. Birebir. Eşit. Farklı özellikleri. Kamerada da TL'yi bir adım öne çıkıyor. Bir adım önde. Şimdi o zaman bunun biraz donanımlarını karşılaştıralım. Burada da yine eşitliği bir Bir tık burada geçecek şimdi, General Mobile. Aynen, General Mobile sonuçta daha önceki versiyonlarında, daha doğrusu özellikle Elite'de Qualcomm Snapdragon'a geçiş yapmıştı. Fakat burada tekrar MediaTek'e dönmüş ve 2 GHz'in 8 çekirdekli bir işlemciyle birlikte geliyor. Bu 4 çekirdekli 1.8 GHz'lik Qualcomm. Qualcomm olması gerçek bir artı, bunu da söyleyelim. Evet. RAM olarak da burada 2 GB'lik bir RAM var. Burada 1 GB'lik. Tamam. Ettik mi 2-2? Beraberlik var. Beraberlik var. Ekrana gelelim. Ekrana gelelim, tekrar Discovery'yi bir öne geçirmiş oluyoruz. Aynen öyle. Şimdi Discovery 2'de 1080p Full HD bir ekran varken 720p HD Ready bir ekran var. HD Ready. Yani ayrıca ekrandan devam edersek PPI'ndan bahsedebiliriz. Her ne kadar TLDI PPI değerini bulamasak da. Burada PPI'nin de ne olduğunu söyleyelim. İnç başına düşen piksel sayısı. Yani biraz daha ekranı canlı görebilmenizi sağlar eğer şeyse yüksekse. 441 PPI'da Discovery 2'de var. Bunu bilmiyorum, bulamadım. Onu bulamadık internette, galiba saklıyorlar gibi bir soru. Olabilir. Yani çok kötü değil ama hani baktığında tabii, da ikisinin baktığında bir fark yaratıyor tabii. Bir artı daha Discovery'ye gider gibi gözüküyor. Evet. Başka ne özelliklerine? Kullanıcı deneyimi olarak sen ne dersin? Çünkü sen mesela TL'yi uzun süredir deniyorsun. Hani günlük bir telefon olarak kullanır mısın sence abi? Kullanırım. Kullanırsın. TL'yi kullanırım. Discovery'i de kullanırım. Bir kere pil ömürleri yeterli hani ekran, yani telefonu... Zaten kafa kafaya gibi ya. Bunda 2500 mAh, bunda 2300 mAh. Aynen. Yani aşağı onlar ikisine de eşit muamele gösterebilir. Yani şunu şöyle söyleyeyim, tam gün bitiriyor rahatlıkla ve yoğun kullanımda. Yani net söyleyeyim onu. İnternettir, konuşmadır, hani her şeyi yaptığında bir günü rahat çıkarıyor. Ağırlıklarına bakacak olsa bu 130.4 gram. Bu daha 130 gram. Aşağı yukarı orada aynı. Yine aynı olmuşlar. Aslına bakarsan yani aynı segmentte bulunmalarına rağmen hani neredeyse kafa kafaya cihazlar gibi geliyor. Ama şöyle de şunu da söyleyebilirim. Mesela bana şahsen sorulduğunda eğer bir oyun cihazım aranıyorsa donanımından dolayı şunu öneriyorum. Ama biraz daha günlük kullanırım. Daha işte internettir, cahdır, cürtür. Fotoğraf seviyorsan, tercih edilebilirim. Yani bu biraz daha kullanım alışkanlıklarına göre değişebilecek bir karar gibi gözüküyor ama doğru. Hani genel olarak bakıldığında bir de şöyle bir durum var. Fiyatta da değerli. Ucuz. Bu 699 TL. Bu da 888 lira. Bir de şöyle bir artısı var. Türkcell'le birlikte geldiği için birçok pakete dahil edilebiliyor. Aynen. Daha avantajlı almayı sağlayabilen bir şey var. Ama bir dezavantaja geçelim. Bunda iki tane model olarak gelecek. Henüz bir tane versiyonu gelmedi. İki tane SIM'i olan var. Bir de bir tane SIM'i artı micro SD. Bu iki SIM'li olan versiyon. Aynen, bu iki SIM'li olan versiyon. Daha önceden sürmüşler piyasaya. Bunda nasıl Timur abi? Bunda tek SIM girişi var. SD kart girişi yok. Ama burada akıllı depolama diye Turkcell'in kendi bulut sistemi var ya, cloud dediğimiz şey, ondan hediye ediyor sana. O da tabii internet paketini bir güzel datadan tükettirmeyi sağlıyor. Evet, aynı öyle. Hani ben bir SIM kart, çift SIM o kadar belki önemli değil ama bir SD kart girişinin olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten burada da o hatayı fark etmişler. Çift SIM, bilmiyorum, bence çok fazla artık ısrar edilmesi gereken bir şey değil. Değil mi? Ama şey de mesela Asus'ta da aynı şey var. Bunda da bunun o ama güzelliği şu. Çift SIM artı SD var. Ha, 6 tane SIM tasarımı yeri çok, var yani. Yer mevcut ama bunda da iyi pil var. Neyse detaylarına sonra olur size anlatır. Genel olarak baktığımızda duruma göre cihaz tercih etmek yine zorunlu. 188 TL avantajlı bir TL'li var. Aynen birincisi fiyat olarak. Fiyat diyorsanız arkadaş TL'ye gideceksiniz. Performans dersen, oyun boyun dersen Discovery'ye bir adım atıyoruz. Aynen, ekrandan dolayı. Ekrandan dolayı, işte işlemcisinden dolayı. Fotoğraf dersek zaten direkt buradan geriye gidiyoruz. Sosyal medya tarafını mesela seviyorum. Instagram ya da işte ne bileyim Facebook adresi koyayım, tweet atayım diyorsan da artık fotoğraf çok ciddi bir klasman haline geldi. Tercih sebebi. Çok net yani. Yani ben eskiden bu kadar fazla fotoğrafın tercih sebebi olmadığını hatırlıyorum şahsen. Ben kişisel olarak da mesela ben fotoğraf özelliği önemli mesela onun için mesela ona hayal kırıklığını aradım. Yani hakikaten gece performansı bunun resimleri de karanlıkta ve aydınlıkta şimdi çekip koyarız.
Sen de şaşıracaksın. Ki Elite'de de çok fazla şeyi öne çıkartmışlar. Hani selfie'dir, fotoğraftır. Orada büyük atak var. Yani 8 megapiksel ön kamera koydular. Dedik ki o dedik bir dahaki modelde. Bir de otofokus falan yapabilen bir ön kameradan bahsediyorduk. Daha sonra vazgeçip yani, birden... Şu bu çapta bir hani lens vardı hatırlarsan. Aynen. Şeydi, yani büyük bir lensi vardı. Nasıl olmuş bilmiyorum ama genel olarak bakıldığında hani kişinin tercihlerine göre tercih edebilecek bir cihaz grubundan bahsediyoruz ama General Mobile'da Turkcell bir güzel iş başarmış bence. Çünkü bence bu fiyata özellikle artık taksiler falan da yasakken fiyat kırarak artık fiyat çok bir şey yani çok önemli bir şey var. Fiyat artık karar orta segmentlere ciddi bir dönüş oluyor. Çünkü bugün amiral gemilerinin cihazlarını kullanmasak da oluyor. Benim geçen haftaki yazım amiral gemilerinin işi bitti. Fırkateynler sahnede yazdım. Ama gerçekten güzel şey olmuş. Çünkü artık savaş burada. Aynen, savaş burada. Savaşın da galibini siz belirleyeceksiniz. Tercih size kalmış. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hemen şuraya tıklayarak. Bu arada Barış'a artık çok fazla laf etmiyorum çünkü kızıyor artık. Öyle beni arkada fıldır fıldır döndürüyorsunuz falan diye. Tamam, şuralarda bir yerde. Aynen, oralarda bir yerde duysun. Teknolojiyi anlamayan adama lütfen abone olun. Bilahare de buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Yanlış anlayamıyorum ama. Yok estağfurullah. Tam tersi de senin kanalında oluyorsun. Ya bizim konuda kanalda sıkıntı yok. Rahat. Estağfurullah. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bye bye.